Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Dairenin çevresi ve alan konusunu işleyeceğiz bugün. Evet, birinci dersimiz. Başlıyoruz. Evet. Şimdi şunu bilmeni istiyoruz. Çember bir tam tur attığın zaman çevresi kadar yol alır. Çevresi 2 pi r'dir. Bir tam tur attığı zaman çevresi kadar yol alır. Çevresi de nasıl bulunuyormuş? 2 pi r formülü bulunuyormuş arkadaşlar. Alan nasıl bulunuyormuş? Pi r kare. Pi bir sayı, 22 bölü 7, 3.14 virgül küsür gidiyor. Sorularda biz pi'yi pi alırız. Özel bir durum varsa pi'yi 3 alın der, 3.14 alın der, 22 bölü 7 alın der. Biz ama genelde sorularda pi'yi pi olarak bırakıyoruz. Anlaşılmayan bir yer var mı? Çemberin çevresi çapla pi'nin çarpımına eşit imiş. Alan da pi r kareymiş. Şimdi o zaman hemen bir not alıyoruz. Ne diyoruz? Çember bir tam tur attığı zaman düz bir zeminde çevresi kadar yol alacakmış. Hadi bakalım. Bulun bakalım. Evet. Buldunuz mu? Çemberin yarıçapı çıkmasından sorusu var arkadaşlar. Evet. Fatma Nur söyle bakalım. Söylemek isteyen var mı? Şimdi beraber bakalım. Bir tam tur attığında 2 pi r. Çemberin çevresi 2 pi r. Kaç dönme yapmış? 5 tam dönme yapmış. 5 tam dönme yaptığı zaman 2 pi r çarp 5 a'dan a üstüne geliyor dememiş mi? Geliyor demiş. 240 pi. 240 pi'ymiş arkadaşlar. Pi'ler gitti. 10 r 240 ise r ne olacak? 24 olur mu olmaz? Anlaşıldı mı? Evet, Muhammed ve Gamze teşekkür ediyorum. Şimdi bir tur attığı zaman ne kadar alıyormuş düz zeminde? A'dan tekrar A'ya gidene kadar 2 pi'ye çevresi kadar yol alıyormuş. Anlaşıldı herhalde. Evet, bu farklı bir soru. Dikkat edin, iyi dinlerseniz. Bir çember diyor ki ABCD köşelerinden 7 tam tur atarak başladığı A noktasına geliyormuş. Buradan şöyle dönüyor, köşelerden dönüp geri başladığı yere geldiği zaman O merkezi çemberin yarı çapını bulur musunuz diyor. Hadi bulun bakalım. Evet. İki mi? Ege nasıl yaptın? Evet, bağlanmak ister misin? Evet, Ege bağlanmak istersen nasıl yaptığını duymak isteriz. Evet, beraber bakalım şimdi. 3, 4, 5 üçgen olduğunu biliyoruz. Şimdi bu çember bir tur atarak 2 pi'ye, evet hocam 3, 4, 5 alıyor. 7 tur attığı için 7'ye bölüyoruz. Ege 7'ye böldüğün zaman çevresi 3, 4, 5'in çevresi ne yapar? Hani 2 pi r çarpı 7 desen 7, 12 eder. Sanki farklı bir cevap çıkar burada. Doğru değil mi? Evet. Şimdi beraber bakalım. Bunun çevre kenarları 3 pi, 4 pi, 5 pi olsun. 3, 4, 5 değil de 3 pi, 4 pi, 5 pi olsun. 9, 12 pi olduğu için genelde öğrenciler bu şekilde yapar. Buradaki yanlış yerden doğru sonuç buldum. Buradaki ince noktayı söylüyorum şimdi. Evet, bu farklı. Köşelerden giderken arkadaşlar
üçgen de olsa, dörtgen de olsun, beşgen de olsa, kaçgen olursa olsun herhangi bir çokgenin köşelerinden gidip başladığı yere geri vardığı zaman her zaman bir tam tur kaybeder. Köşelerden gidip bu tarafa döndüğü zaman bir tam tur kaybeder. Ondan dolayı 6 ile çarpıyoruz. 2 pi r o zaman ne olacak? Her iki tarafı 12 pi'ye böldüğünüz zaman rahatlıkla soruyu bulabilirsiniz. Anladık mı? Bir daha anlatıyorum. Şimdi sebebi şuradan kaynaklanıyor. Şuradan şöyle çember buradan geçerken yarıçap TT dik, yarıçap TT dik. Tam bu köşeye geldiği zaman burada durur arkadaşlar. Dönme yapar ama yol almaz. Şu tam şu köşeye geldiği zaman yarıçap TT dik, yarıçap TT dik arkadaşlar. Şuraya geldiği zaman döner ama bu arada dönerken şu nokta etrafında döner, bu nokta etrafında döner. Üçgenin şurası iç açıysa 180'e tamamlayan dış açıydı. Doğru mu? Yarıçap TT dik. Şurası dış açı olduğu için içse dış açı, içse dış açıdır. Sizin sadece bilmeniz gereken şey şu. Burada köşede yol almıyor, tur atmaya devam ediyor. Bir köşe çokgenin köşelerine dönüp başladığı yere geliyorsa bir tam tur kaybedecek. Anladık mı? 7 tur değil de 6 tur alacağız. O zaman 2 pi r çarpı 6 eşittir 3 pi, 4 pi, 5 pi olsun, 12 pi. O zaman r'miz buradan kaç çıkacak arkadaşlar? 1 mi çıkacak? Anlatabildim mi? Bir daha anlatayım mı? Burada bilmeniz, not almanız gereken şey, bütün çokgenlerin etrafını dönerken bir tam tur kaybeder. Evet. Çıkmış sınav sorusu, bakın bakalım. Bir gergin ip dolanıyor. Bir önceki soru mantığıyla aynı mantık. Hemen. ABC bir düzlemin 4 noktası olmak üzere merkezleri bu noktalar olan 3 cm yarıçaplı 4 makara şekildeki bir ipe sıkıca çevrilmiştir. Dörtgenin çevresi 47 pi ise ipin uzunluğu ne kadar? Bu soruların mantığı şu. Kaç makara olduğu hiç ehemmiyeti yok. 3 olsun, 4 olsun, 10 olsun, 20 olsun. Merkezleri arası uzaklıkları toplamına merkezlerin çevresine bir tane çemberin çevresi ekliyorsunuz, ipin uzunluğu diyorsunuz. Anladınız mı? 47, o zaman ipin çevresi neymiş? 47 pi. 47 pi'ye ne ekleyecekmişiz? Bir tane çember ekleyecekmişiz. 2 pi re. Çemberin yarıçapı kaçmış? 3 imiş bu. Anladık mı? Şimdi bir de bunun sebebini anlatayım. Yarıçap TT dik. Yarıçap TT dik olduğunu söyledik. Biraz önceki sorudaki gibi. Yarıçap TT dik, yarıçap TT şuradan şöyle çizdik dik. Yarıçap TT dik, yarıçap. Şimdi bunları çizersek arkadaşlar yarıçap TT dik bunlar. Şu uzunluk A ise A'dır, B ise B'dir, dikdörtgendir, C ise C'dir, D ise D'dir. Hemfikir miyiz? Buraya kadar sorun var mı? Evet. Buraya kadar soruyor. Benim bilmediğim, sadece bulmadığım yerler şurası. Doğru mu arkadaşlar? Şurası. Şurası kaldı. Sadece bulmadığım yer burası. Çünkü ip oralardan, makaralar oradan dönüyor. Şimdi onun da bulmanın yolu şu. Bu çokgenin iç açısıysa 180'i tamamlayan dış açı değil miydi? İçse dış, içse dış, içse dış. Dış açıları toplamı kaç dereceydi? ...360 dereceydi. 360 derece olduğu da olduğundan bu tam bir çemberin çevresi de, ondan dolayı bir çemberin çevresi de 2 pi r olduğu için arkadaşlar r yerine 3 yazdık. 47 pi'ye 3 pi, 6 pi daha ekleyeceğiz. 53 pi. Anlaşıldı mı? Evet. Bu bunların farklı soru tipleriydi. Şimdi yavaş yavaş artık dairede alana, evet şunu da çözelim. Ondan sonra dairede alana geçelim. Farklı soru tiplerini öğretmiş olayım ki sıkıntı çekmeyin ya. Bunlar kitaplarda görebileceğiniz en farklı soru tipleri. Bu konu. Evet. Hadi bakalım. O merkezin aldığı yolu soruyor. Merkezin aldığı yolu soruyor.
Bunun adına dido arkadaşlar. Şimdi çember tam şuraya geldiği zaman altın kuralımız ne dedik? Yarıçap TET dik. Bunu herkes biliyor mu? Evet. Altın kuralımız bu. Yarıçap TET dik. Yarıçap TET dik. Yarıçap TET dik. Şimdi. Evet. Şöyle de düz merkezin aldığı yol arkadaşlar. Şuradan şöyledir. Düz gidecek. Bana şu çizdiğim kırmızıları soruyor. Evet. Hadi bulun bakalım. Merkezin aldığı yoldan kasıt burası. Şuranın tamamı 12. Dikkat edin. Sizin şu uzunluğu bulacaksınız. 12'den çıkaracaksınız. Tüm yapmanız gereken şey bu. Evet. Bu konunun farklı soruları. Geçen ders hatırlıyorsanız çok rahat çözersiniz. Merkezden geçiyorsa ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Söyleyin. Evet, merkezden geçiyorsa ne olmak zorundaydı değerli öğrenciler? Evet, 20 kişiyiz, 24 kişiyiz arkadaşlar. Çok rahat çözebilirsiniz. Şimdi bir çember bir çembere teğetse merkezden geçiyorsa Ege teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Açı ortay olmak zorundaydı. Eşit bölüyordu. 60-60. Peki burası 2 kök 3 ise yarıçap. Yarıçap teğet dedik. Aynı çember bu tarafa doğru dönüyor. 60'ın karşısında 2 kök 3 varsa 30'un karşısında ne vardı? 2 değil midir? O zaman bu uzunluğa ne kaldı? 10 kaldı. Burası 10 ise dikdörtgen olduğu için burası 10. Aynı mantıktan burası da 2 olduğu için burası da 10'dur. Anlatabildim mi? Yine anlatıyorum. Bakın bunlar farklı soru tipleri. Bunları da çözmek zorundayız. 2 kök 3. Merkezden geçiyorsa açı ortaydır. 90'ın 60'ın karşısında 2 kök 3 varsa 30'un karşısında 2 vardır. 10 kalır. Dikdörtgen olduğu için 10. Aynısı olduğu için 10. 10 daha 20. Anlatabildim mi? Evet. Anlaşıldı. Daire diliminin alanı, dairenin alanı pi'ye kare olduğunu söylemiştik. Daire diliminin alanı da arkadaşlar tamamı 360 derecedir çemberin etrafı. 360 dereceye pi'ye kare düşerse alfaya ne düşer diyoruz. O zaman ne olacak? Pi'ye kare alfa bölü 360. Yayda da aynı mantık hakim. 360 dereceye 2 pi'ye düşerse alfaya ne düşer diyeceğiz. O zaman AB yayı 2 pi'ye alfa bölü 360'tır. Anlaşıldı mı? Bugün cevap vermiyorsunuz sanki. Evet. Hadi bakalım şu soruyu çözün. Hedef tahtasının yarıçapı 6 santimetre kare olduğuna göre alanı bulur musunuz diyor. Basitten zora doğru başladık. Dairede alalım. Ne? Dairenin alanı neydi? Pi'ye kare. Pi altının karesi. O zaman pi dediğimizi 3 alın demiş soruda. Bak burada vermiş. 36 ise ne olacak? 108. Dairenin alanı pi'ye kare olduğuna dikkat ediniz. Ne? Şuna bakın bakalım. Şimdi buradaki ince noktaya söylemek istiyorum. Yarıçap uzunlukları hepsi eşit, doğru mu? Yarıçap uzunlukları eşittir. Yarıçap uzunlukları eşit olduğu unutulmamalı. 60 ise bu şu açıda çap demiş. Dikkat edin. CE çapsa şu açı ne olacak? 120 derecedir. Doğru mu? Evet. Hadi bulun bakayım. S1 artı S2 bölü S3. Nedir? Şu arkadaşlar bir merhaba yazın da burada mısınız değil misiniz yazabiliyor musunuz bir kontrol edeyim. Evet 24 kişi var ama sanki 2 kişi 3 kişi yorum yapıyor. Ege Gamze var başka da. Evet. Sena var. Evet. Niye öbürleri yazamıyor?
Batman'ın buradasın. Teşekkür ediyorum. Evet, not alabiliyor musunuz? Yazabiliyor musunuz? 11 bölü 6 buldum. Cem, bakalım beraber. Elif buradası. Teşekkür ediyorum. Şimdi alanlar burada merkez açılarıyla orantılı. Biraz önce dedik pi re kare alfa bölü 360. Hepsinde yarı çapları eşit olduğu için direkt şunu yapabilirsiniz yani. 60'a 60 alan, 120'ye 120 alan, merkez açıları orantılı 72'ye 72 alan düşer diyebilirsiniz. Anlatabildim mi? Bana S1 artı S2'yi toplamış. 60 ile 72'yi topla diyor. 120'ye böl diyor. Ya da sadeleştirebilirsiniz. Ben burada sadece direkt açılarla orantılı olduğunu görün diye 60'a, 120'a, 72'ye yazdım. 60, 72 de söyleyin kaç ediyor? 132 mi ediyor? 132 bölü 120. İkisi de dikkat edersek 12'ye bölünüyor. 12'nin kaç katı? 11 katı. Bu da 10 katı. 11 bölü 10 mu oldu? Evet, Gamze 11 bölü 10. Cem orada bir ufak teknik sıkıntı yaptın herhalde. Evet. Anlaşıldık mı? Yarı çapları eşitse alanlar 60'a 60 alan, 120'ye 120 alan, 72'ye 72 alan çok rahatlıkla diyebilirsiniz. Evet. 2010 YGS sorusuymuş. Taralı daire diliminin alanı nedir? Şimdi yarıçap belli. A merkezi demiş. 8 ile 8 olduğunu biliyorsunuz. Burada sıkıntı yok. Alan bulmak için bana ne lazım? Şuradaki açı lazım. Ya da yayın uzunluğu lazım. O açıyı söyleyebilecek var mı? Kaç derece? Cem, teşekkür ediyorum. 30'un karşısında 4 varsa bir dik üçgende dik kenar arasında 1'e 2 oran varsa dik kenarla hipotenüs arasında 1'e 2 oran varsa 30'un karşısında 4 varsa 90'ın karşısında 8. O zaman bu açı 30 derece değil midir? 30 derece. Hocam orası nasıl 8 oldu? Yarıçap. Dikkat edersek AC yarıçap 8 ise burası da AE'de yarıçap olmaz mı Gamze? Olur. Peki değerli öğrenciler. Bana 30 derecelik daire dilimini sormuyor muydu? İsterseniz kuraldan gidelim. Pi 8'in karesi. Pi re kare 30 bölü 360. Ya da nasıl yapacaktık? Zaten bu kural da oradan geliyordu. 360 dereceye pi 8'in karesi 64 pi düşerse 30 dereceye ne düşer diye soruyorsunuz. Rahatlıkla buluyorsunuz. 12 kat azalmış, 12 kat azalacak. Anlatabildim mi arkadaşlar? O zaman taralı alan ne olacak? 64 pi bölü 12 olduğunu göreceksiniz. 32 pi bölü 3. 32 pi bölü 3 mü? Kaç ediyor? 16 pi bölü 3 oluyor. 4'e böldüğünüz zaman 16 pi bölü 3. Anlatabildim mi? Geçeyim mi arkadaşlar? Önemli olan 30 derece olduğunu bulmak. Sonra pi re kare alfa bölü 360 da yerine yazıyorsunuz. Ya da 360 derece bu düşerse buna ne düşer deyip çok rahat çözeceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi yukarıdaki çemberler küçüğünün yarıçapı r, büyüğünün yarıçapı 2r soruda verilmiş. İlk önce verilenleri yerine yazıyoruz. Burası r iken burası 2r verilmiş. DEF ile ABC üçgeni gösteren taralı dilimlerin alanları birbirine eşittir demiş. Taralı dilimlerin alanları birbirine eşit olduğunu söylemiş. ABC açısı 30 derece olduğuna göre DEF açısının ölçüsü kaçtır? Beraber bakalım. Bu açıya da alfa diyelim. Şimdi mantıka ne olacak? Burada yarıçap büyük. Bu açı 30 ise buranın daha büyük olması lazım. Zaten şıklardan belli. Beraber bakıyoruz. Bunun alanı pi 2r'nin karesi pi re kare. R gördüğünüz yer 2 re yazacağız. 30 bölü 360 değil miymiş? Bu alan öbürünün alanına pi re kare alfa bölü 360'a eşit değil miymiş? 360'lar gitti. Dikkat ettiniz mi? Pi'ler gitti. Burası ne oldu? 4 re kare çarpı 30
R kare çarpı alfa kaldı mı arkadaşlar? Yanlışımız var mı? Yok. R karelerde gitti. Alfa eşittir 120. Bir daha anlatıyorum. Pi yarıçap 2R. 2R'nin karesi 4R kare. Çarpı 30 bölü 360. Pi R kare alfa bölü 360'a eşittir. Anlatabildim mi? Evet. Gamze teşekkür ediyorum. Şimdi şu soruya bakın. X artı Y artı Z 120 verilmiş. Taralı alanlar toplamı 28 pi ise R nedir? Biraz önce çözdüğümüz sorunun aynısı. Bunu üçünü yan yana getirsek yarı çapları eşit olduğu için 120 derecelik alan değil midir? 120 derecelik alan tüm alanın kaçta kaçıdır? Kaçta kaçıdır arkadaşlar? 1 bölü 3 Ege. 1 bölü 2, 3 olduğu için o zaman benim tüm alanım pi r kare aslında neye eşittir? Evet, 28 pi çarpı 3 eşittir. Çünkü 120 dereceye 28 pi düşerse 360 dereceye ne düşer? 3 kat arttığı için 28 pi çarpı 3 düşer. Doğru mu? Pi'ler gitti. R kare eşittir arkadaşlar. 28 ile 3'ü çarpın bakayım. 60, 24, 84 mi ediyor? 84. 84, 4 çarpı 21 ediyor herhalde. O zaman ne olacak? 2 kök 21 mi? Evet, bir daha anlatıyorum. Pi r kare 28 pi çarpı 3'müş. R kare eşittir 84. R'miz ne olacak? 2 kök 21. Yani bunların böyle farklı farklı yerde olması hiç önemli değil. Bunları yan yana birleştirdiğimiz zaman pasta dilimlerini bir tane üçte birlik daire edermiş. Üçte birlik daire 28 pi ise tam daire 3 tane çarpımız 84 piymiş. 84 pi de pi r kareden çok rahat bulunabilir değerli öğrenciler. Evet. Şuna bakın. Yukarıdaki sorunun benzeri. Dikkat edin, taralı olanı sormuyor. Taralı olmayanı soruyor. Yarı çapların uzunluğu eşit olduğu unutulmamalı. 6'ymış. 10'muş. Kaç üçgeni vardı? NL 4. 6, 10 ve 8 üçgen olduğu için Ege 4 denilmiş. Teşekkür ediyoruz. Şimdi taralı olmayan burayı soruyor bana. Bildiğimiz alandan bu tür sorularda artık yavaş yavaş başlıyoruz daireli alana. Bildiğimiz alandan diğer bildiğimiz alanı çıkartmamız lazım. O zaman bana bu sorduğu yeri bulmak için ne demeyi çıkartmamız lazım? Söyleyeyim bakalım. Bu alana A diyelim. A'yı bulmak için ne yapmam lazım? Taralı olmayan bölgeyi soruyor. Dik üçgenin alanında dik üçgenin alanına şuradaki daireleri çıkartmam lazım. Doğru mu? Daireler. Bu dairelerin hepsinin yarıçapı aynı olduğu için aslında benden neyi istiyor? Bu dairenin alanları toplam nedir arkadaşlar? Söyleyin bakayım. Şu dairelerin toplamı nasıl bulacağız? Neye eşittir arkadaşlar? Yarım daire eşittir. Çünkü üçgenin iç açıları toplam nedir? 180 derece değil midir? 90 A, B. A artı B'de 90 olduğu için toplamı 180. Bunları yapıştırsak, şu 90 dereceyi buraya yapıştırsak, şuradaki, şöyle düşünsek arkadaşlar, şu 90 dereceyi buraya yapıştırsak, şu B'yi de buraya yapıştırsak, bunun tamamı şöyle bir yarım daire etmez mi? O zaman dik üçgenin alanı, dik kenarların çarpımı yarısı, 6 çarpı 8 bölü 2'de yarım dairenin alanı çıkartalım. Tüm daire olsaydı pi 2'nin karesiydi. Yarım daire olduğu için 2'ye böleceğiz. Doğru mu? 6 kere 8, 48, 24.
24'ten 2 pi'yi çıkartacağız. Yine anlatayım mı? Yine anlatıyorum yavaş yavaş. Üçgenin alanından şunları çıkartmam lazım. Ben de bunları dedim ki üçgenin iç açıları toplamı 180 ise merkez açıları toplamı, biraz önceki soruyu hatırlayın. Merkez açıları toplamı 180 derece. 180 derecelik daire, 180 derecelik daire neye eşittir? Yarım daire. Tüm alanı ikiye böleceğiz. 90 derecelik daire neye eşittir? Söyleyin. Çeyrek daire. Doğru mu? Çeyrek daire eşit. Şimdi o zaman üçgenin alanından, bildiğim alandan, dik üçgenin alanından, D dik üçgenin alanı, dikkat edin, yarım dairenin alanı çıkart dedik. 6 çarpı 8 bölü 2 siz söylediniz zaten. 48'in yarısı 24. 24'ten de 2 pi'yi çıkart. Pi 2'nin karesi 4 pi, yarısı 2 pi. Evet, aynı soru, biraz önceki sorun. Şuna bakın. Şimdi o zaman kural neymiş dairede alan sorularında? Böyle saçma sapan alanlar sorduğunuz zaman, alakası yerde alanlar sorduğunuz zaman bildiğiniz alandan diğer bildiğiniz alanları çıkartacakmışız. Doğru mu? İlk önce sizden istediğimiz, bakın bu bir soru tipi, çemberin bize yarı çapını bulun istiyoruz. Şu yarı çapı bulsak soru biter mi? Altın kural, Ege senin kural. Söyle bakalım. Neydi bu kural? Evet. Merkezden teğet dedik. Süpersin. Yarıçap teğet dikti. Ve bunların da yarıçap olduğunu unutmayacak. Yarıçap olduğu için bakın 90 ikizkenar üçgendir. 45-45. Burada sıkıntı yok. Buraya kadar hepimiz biliyoruz. Şimdi şu bana şu R'yi bulur musunuz? R nasıl bulacak? R'yi bulun bakalım. ...2.90 varsa aklınıza ne gelecekti arkadaşlar? 9. sınıf bilgilerinizi hatırlayın. Bir dik üçgende hipotenüse dik iniyorsa Öklit gelecek Zeynep, harikasın. Öklit ne diyordu? Yüksekliğin karesi, yükseklik R'ydi. R'nin karesi ayırdığı parçanın çarpımı eşit değil mi? 8. R karesi 8 ise R ne olacaktı? 2 kök 2. Şimdi R'yi buldum. Sıkıntı yok. Yarıçapımız 2 kök 2'ymiş. Bana diyor ki 2 kök 2'ymiş. Biraz fazla slide geçmiş herhalde. Evet. Şeyde. 2 kök 2 değil mi burası? Benden şu alanı bulmak için ne yapmam lazım? Çeyrek dairenin alanından üçgenin alanını çıkartmam lazım. Doğru mu? Taranma alanı bulmak için çeyrek dairenin alanı. Çeyrek dairenin alanı ne? Pi 2 kök 2'nin karesi bölü 4. Üçgenin alanı çıkar. Dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarların çarpımının yarısı 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2. 8 pi'nin, arkadaşlar dikkat ederseniz 2 kökünün karesi 8'dir. 8'i 4'e böldüğünüz zaman 2 pi. Dik üçgen alanı, dik kenarların çarpımının yarısı. Kök 2 ile kökün çarpımı 2 olduğu için sadeleşti. Kök 2'ler gitti. Kök 2 ile bu gitti. 2 kere 2 4. 2 pi eksi 4. 2 parantezinde 2 pi eksi 2. Şimdi bir daha anlatıyorum. Yavaş yavaş. Benim bu alanı bulabilmem için yarıçap bulmam lazım. Yarıçapta Öklit'ten 2 kök 2 buldum. Bildiğim alandan, çeyrek değerinin alanından bildiğim alanı çıkarttım. Üçgenin alanını çıkarttım. Soruyu çözmüş oldum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, peki. Peki. Peki şuna bakın. Şimdi ilk defa derse katılıyorum diyen öğrencim vardı ya. Merkez açı anlatmıştık. Çevre açı anlatmıştık. Çemberli açı. Burada bunu bilmemiz lazım. Şimdi benden bu saçma sapan alanı soruyor. Bunu bulmam için ne yapacağım? Bildiğim alandan bildiğim alanı çıkartmam lazım. İlk önce şöyle düşünüyorum. Şurası 45 derece ise
köşesi çemberin üzerinde olan açıya çevre açı diyordu. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşit. 45 ise gördüğü yay ne olacak? Söyleyin. 90. Merkez açı neye eşitti? Çemberin merkezine birleştirirsek arkadaşlar. Evet, merkez açıyı söyleyecek var mı? Evet. Merkez açı da, evet, Gamze, Ege söylemişler. Evet, beraber bakalım. Merkez açı gördüğe eşittir 90. 90. Bunlar yarıçap değil mi sizce? Yarıçap. Peki 45 45 90 üçgeninde arkadaşlar. 90'ın karşısında 8 varsa 45'in karşısında kaç oluyordu? 90'dan 45'e geçerken ne yapıyorduk? 16 değildi. O 30 60 90 üçgenindeydi. Evet, 30'dan 90'a geçerken. Evet. 90'ın karşısında ne varsa yarısının kök 2 katıydı. Yarısının kök 2 katı. Kök 2'ye bölecektik. Evet. Yarısı kaç? 8'in yarısı 4. 4 kök 2. 8'i kök 2'ye böleceğiz arkadaşlar. 90'dan 45'e geçerken kök 2'ye bölecektik. 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök 2. Şimdi biraz önceki sorunun aynısı oldu mu şimdi? Elimde bir çeyrek daire var. Çeyrek dairenin alanından üçgenin alanı çıkartalım. Taranlı alanı bulmak için ne yapacakmışız? Çeyrekten dairenin alanında dik üçgenin alanı çıkartacağız. Dik üçgenin alanı çıkartalım. Çeyrek dairenin alanı nasıl bulacaktı? Pi r kare. Pi 4 kök 2'nin karesi. Çeyrek olduğu için 4'e bölü. Dik üçgen alan ne? Dik kenarları çarp bölü 2. Kök 2 ile kökün çarpımı 2 olduğu için gitti. O zaman ne oldu? Eksi 16. Peki bu taraf ne oldu? 30, 16 çarpı 2, 32. 32'yi 4'e bölersek arkadaşlar 8 pi. 8 pi eksi 16 imiş taralalı. Evet, bir daha anlatıyorum. İlk defa görenlere zor gelebilir. 45 ise gördüğü yay 90. Bildiğimiz alandan öbür bildiğimiz alanı çekip çıkartıyoruz. Sıkıntı var mı? Yavaş yavaş oturacak bu da. Anlaşıldı herhalde. Evet. Bakın yine bu alan soruyor. Bunu bulmak için ne lazım? O zaman merkez açı lazım. Merkez açıyı bulacaksınız ki üçgenin alanı oradan bir şeyler çıkartalım. Bildiğimiz alandan bildiğimiz alanı. Bunu derste size çözmüştüm çemberin uzunlukta. İki tane yayın toplamı 180 verilmişse. AB ile CD yayı. Biz bunları ne edip yan yana getirecektik ki biz oradan bir şeyler kullanalım demiştik. Hatırlıyor musunuz? Şu açı alfa, şu yay teta. Alfa artı teta'yı ne vermiş arkadaşlar? 180. Biz demiştik ki eş girişin ayırdığı yaylar da eşit, alanlar da eşit. Peki, beraber bakalım. Şuradan 6 kök 3'ü ben şöyle çizsem, sizce mahsuru var mı? Evet, AB'yi buraya çizdik, 6 kök 3'ü. 6 kök 3'ü buraya çizersek, eş girişin ayırdığı yaylar eşit dediğimizden dolayı değerli öğrenciler. 6 kök 3, burası da alfa olur mu? Bu alfa artı teta 180 ise geriye kalan açıda ne olacak? 180 derece değil midir? Şu geriye kalan tamam 180 derece değil midir? 180. O zaman çevre açı gördüğü yayın yarısına eşit 90. D açısı 90. Harikasın Ege. O zaman şurayı birbirine birleştirelim. Mavi ile. Şurayı birleştirdiğimiz zaman değerli arkadaşlar. Burası çap oldu mu? Çap oldu. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğunu gördüm. 6'ya 6 kök 3 hangi üçgende vardı? Evet. Hatırlayan var mı? 30, 60, 90 üçgeninde. 30'un karşısında 6 varsa 60'ın karşısında ne vardı? 6 kök 3 vardı. O da merkez. Hemfikir miyiz?
30'un karşısında 6 varsa 60'ın karşısında 6 köküş var. Şimdi ben burayı bulmak istiyorum. 30'un karşısında 6 varsa 90'ın karşısında ne vardı? 12 vardı Zeynep. 12 ise o zaman yarıçapımızın 6 6 olduğunu anladık mı? Bakın buradan eş girişi aldık, buraya taşıdık. Alfa artı teta 180 ise çap, bunu çemberde uzunlukta benzer soru tiplerini görmüştük. Şimdi benim için şurayı bulmak lazım. Burayı bulmak için de hemen ne yapıyoruz? Yarıçapı çiziyoruz. O'yu D'ye birleştirirsek yarıçap kaç arkadaşlar? 6. Peki zor soru geliyor. Bu 6 ise ikizkenar olduğu için şu açıda 60. 60 60 ise bu da 60 değil midir? Şuradaki daire diliminin alanında taralı alanı bulmak için daire diliminin alanı ne? Kaç derecelik daire dilimi? 60. Tüm alanın kaçta kaçı? Pi 6'nın karesi 60 bölü 360 değil midir? 6'da 1 süpersin. Tüm daire dilimi 60 derecelik daire dilimi pi 6'nın karesi 60 bölü 360. Buradan eşkenar üçgen alanı çıkart demiyor mu? Eşkenar üçgen alanı hatırlıyor musunuz? Eşkenar üçgen alanı nasıl bulunuyordu? Bir kenarın karesi köküş bölü 4. Akare köküş bölü 4. Peki arkadaşlar bir kenarımız 6 ise 6'nın karesi köküş bölü 4 olmaz mı? E o zaman 6'da 1'i olduğu için bununla da bu sadeleşti. 6 pi eksi 9 köküç. Evet. Bir de anlatıyorum. Evet bu soru bir tık sert soruydu. Ama farklı soru tiplerini görün istiyoruz. Direkt hani böyle vermiyor. 6 verilmiş, 6 köküş verilmiş. Alakası yerlerde sayılar verilmiş. İkisinin toplamı 180 verdiği için yan yana getirdim. Burası 180 derece etti. O zaman arka tarafta 180 olduğu için çevre açı gördüğü yayın yarısı yarım daire olduğu için çapı gören çevre açı 90. 30'un karşısında 6 varsa 60'ın karşısında 6 köküç olduğu için 90'ın karşısında 12. Aslında şurada oluşan şekil bir eşkenar üçgenmiş. 60 derecelik daire diliminin alanından eşkenar üçgenin alanını çıkarttım değerli öğrenciler. Evet. Şuna da bakın bitirelim. Kaçta bitiyor ders? 3.30'dan bitiyor. 20 geçin. Evet. Taralı bölgenin alanına bakın. Şimdi siz olsanız ne yaparsınız? Evet. Siz olsanız ne yaparsınız? Bildiğiniz alandan diğer bildiğiniz alanı çıkartacaksınız. Yarım dairenin alanında bu dik üçgenin alanı çıkartmaz mıyız? Dik üçgenin alanın dik kenarların çarpımı yarısı. Doğru mu? 12 çarpı 8 bölü 2'den 6 kere 8 48. Şimdi burada asıl olan şey ne? Yarıçap bulma. Yarıçapı nasıl bulacaksınız arkadaşlar? Yarıçapı söyler misiniz? Yarıçapı nasıl buluruz? 7,5 mu çıkıyor? Evet bakalım beraber. Pisagor bağıntısından 2R'nin karesi 12'nin karesi artı 8'in karesi değil midir? 144 artı 64 4R kareymiş. Hepsi 4'e bölünüyor arkadaşlar. 4'e böldüğü zaman 36, 16 kaç ediyor? 46, 52 mi ediyor? Ya da 208 ediyor. R kare 52. Doğru mu? Doğru. Alanda pi R kare bölü 2 değil miydi? O zaman 52 R kare gördüğüm yere 52 yazarsam 26 pi olur mu? Yarım dairenin alanı. 26 pi'den neyi çıkartmam lazım? Üçgenin alanı çıkartacağız. Bir daha anlatıyorum. Bildiğimiz alanda bildiğimiz alanı çıkartıyoruz. Dik üçgen olduğu için dik kenarların çarpımı yarısıdır alan. R'yi bulmamız lazım. O merkez olduğu için pi R kare. Evet. 8'de 12'li bir özel üçgenimiz yok. Tamam. 8, 15, 17 var. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki ders beraberiz.